Bitiz Dedak programından merhabalarsa değerli izleyenler, bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerine doğru gidiyoruz. Yaklaşık 8 gün kaldı. Hummalı bir çalışma var, iyi bir çalışma var. Adaylarımızın tümü sahada, tümü arazide, tümü köylerde, ilçelerde, mahalle mahalle ev ev dolaşmakta değerli izleyenler. Bu haftaki konuğumuz Sayın Cemal Taşar, AK Parti milletvekili adayı, birinci sıra. Sayın Cemal Taşar, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Yorgun görünüyorsunuz. Hayır, yoğunuz ama yorgun değiliz. Parolamız o. Güzel. Allah'ın izniyle. Güzel. Efendim, seçimlerle ilgili programımız devam ediyor. Sizlere de şöyle sormakla başlayalım. Sahadasınız, arazidesiniz, ev ev dolaşıyorsunuz. İzlenimlerinizi bize, izleyicilerimize aktarabilir misiniz efendim? Tabii ki, teşekkür ederim. Öncelikle sözlerin başında, henüz Ramazan bayramının ikinci günündeyiz. Ama koşturuyoruz, çalışıyoruz. Ben değerli dinleyicilerimizin, özellikle Bitsi hemşehrilerin tamamının Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlı, mutlu olsun. Güzelliklere vesile olsun inşallah. Siz de çalışmalarımızı takip ediyorsunuz. Biz SKM'nin yapmış olduğu program çerçevesinde Allah'a hamd ediyoruz. Grubumuzla birlikte dağ taş demeden, köy belde demeden sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmıyoruz. Bu bizim çalışma düsturumuzdur. Ve gittiğimiz her yerde de hamd ediyoruz. Çok güzel, sıcak bir karşılama var. İşten samimi bir karşılama var. Biz de partimizin programlarını, partimizin hedeflerini, partimizin çalışmalarını dostlarımıza, hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Kabul gördüğünü görüyoruz. Onun için biraz önce sözleriniz başında yorgunsunuz dediğinizde biz yorgun değiliz. Çünkü karşılığını bu güler yüzü alıyoruz. Yoğunuz ama yorgun değiliz parolasıyla yola çıkmışız. Allah'a şükür. Ben yanlış kullandım öyleyse. Efendim. Haberlere konu olan bir kara resminiz var, söylemleriniz var, elinizde bir kalem. Burada yelkenli halkına seslendiniz. Neler söylemek istediniz bu karede? Çok teşekkür ederim. Malumunuz ben eğitimciyim. Evet. Eğitimcinin silahı kalemdir. Oradan yola çıkarak değerli halkımıza, hemşehrilerimize, dostlarımıza bir anda, daha önce de bir iki yerde söylemiş ama orada da spontane bir gelişmeyle, artık biz gençlerimizin, çocuklarımızın eline annelere söyleyelim, bacılarımıza söyleyelim, hanım kardeşlerimize söyleyelim. Çocuklarımızın eline aynen sizin de buyurduğunuz gibi cebimden kalemimi çıkardım ve artık bizim silahımız bu olsun, kalemimiz olsun. Artık başkalarının bizim elimize verdiğini de biz çocuklarımızın eline kalem vermek istiyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir, bizim istikbalimizdir, onlar bizim her şeyimizdir. Ve bizim AK Parti'nin de bizlerin de temel hedefi gençliği çok iyi bir şekilde yetiştirmektir, nitelikli bir şekilde yetiştirmektir. Mesele oydu. Başkalarının artık girdabından, başkalarının efendim kendilerini kandırmalarına müsaade etmeden onların nitelikli, kaliteli, milli ve manevi duygulara sahip birer birey olarak yetişip hem annelerine, hem babalarına, hem çevrelerine, hem de millete yararlı birer evlat yetiştirmek için bizim hedefimiz çocuklarımıza kalem vermektir. O anlamda söylemiştim. İnşallah yerini bulmuştur mesajımız. İnşallah. Yani demek istediğiniz şu, dünyadaki insanların bütün silahları bırakıp savunucularının kalem olması gerekiyor. Kesinlikle, gerekli. Kesinlikle. Güzel, anlamlı bir kareymiş efendim. Efendim, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım hava alanı için söz vermişti burada ve çalışmaların başladığını ilan etti bugün. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii havaalanı ile ilgili bütün altyapı çalışmalarımız bitmiş, fizibilite çalışmaları bitmiş. Bir yatırım programını almak kalmış. Evet. Malumunuz AK Parti hükümeti hava yolu, halkın yolu sloganı ile yola çıkmış. Allah'ın izniyle bütün hedefimiz, Sayın Başbakanımızın da bize talimatı ve kendi söylemleri doğrultusunda nasip olursa 2019 programını alacağız. Ve bu havaalanını yaparken de hedefimiz sadece rahat bir şekilde haydi gidip gelelim o değil. Bizim gayemiz bütün dünyayı, bütün Türkiye'yi Bitlis'e, Tatvan'a taşımaktır. Malumunuz bölgemiz bir turizm merkezi, bir turizm cenneti, bir inanç turizmi için müthiş yerler. Ama maalesef bakir kalmış, işlenmemiş. İnşallah hem halkımız rahat etsin, hem kış turizmine, hem yaz turizmine, hizmet sektöründe canlılığı elde etmek için havaalanı olmazsa olmazımızdır. Allah nasip ederse
bu dönem bize nasip olacak ve onu halkımızın hizmetine sokacağız. Biz bu konuda kararlıyız. Yani buradaki amaç bizlerden ziyade dünyayı taşımak amacı. Tabii hem biz ama daha çok esnafımıza, insanımıza da iş kapısı açmaktır. Hizmet sektörünü canlandırmaktır. Tabii ki her şey Bitlis için. Biz vakit, hizmet vakti, vakit Bitlis vakti, vakit Türkiye hizmet vakti anlayışıyla yola çıkıyoruz. Bitlis her zaman başımızın tacı ama sırf rahat edelim diye değil. Hem biz rahat edelim hem dünyayı ve Türkiye'yi de buraya taşımaktır. Hemşehrilerimize buluşturmaktır. Onlara iş kapısı, ekmek kapısı açmaktır. İnşallah bunu da başaracağız. İnanıyorum yani. Yani tabiri caizse efendim 5 dakikada Beşiktaş yapacağız. Burada uçaktan inen vatandaş 5 dakikada Tatva merkezde olacak. 10 dakikada Bitlis merkezde, evet, merkezde olacak. Nemrut'ta olacak. Ahlat'ta olacak. Ahlat'ta olacak. Allah nasip ederse Hizan'da olacak. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni tanımıyor. Yok, bütün dünya geliyor ama gidecek yol yok. Gelemiyorlar. Onun için yine Ahlat bizim Kubbetül İslam dediğimiz dünyanın en büyük İslam mezarlığı orada. Tarihi eserlerle dolu. Ama maalesef bugüne kadar herhangi bir şey olmamış. Ama inşallah bununla birlikte hızlanacak ve insanlar buraya gelecek diyoruz. İnşallah. Yani birden fazla havalimanının faydası olacak. Kesinlikle. Bizlere. İnşallah. Evet, aynen öyle. Efendim, Vahit Bey, Vahit Kiler Bey, 100 yataklı hastaneden söz etmeye başlamıştı ilk günlerde. Şu an çalışmalar devam ediyor. Merakla bekleyen izleyicilerimiz var. Acaba sonuç ne olacak diye. Seçimlerden sonra demiştiniz ve seçimlerden önce çalışmalar başladı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz bir ekibiz. Evet. Biz milletvekili adı 3 kardeşiz, 3 arkadaşız. Bu bizim bir ortak projemizdir ama biri söyleyecek. Allah'ın izniyle biz Tatman Devlet Hastanesi'ni hani yaparsa AK Parti yapar, yaparsa biz yaparız zihniyetiyle. Biz birlikte talimatı vermişiz. Şu anda incelemeler yapılıyor. Güçlendirme ile ilgili, diğer tamiratlarla ilgili, iş ve işlemlerle ilgili. Hedefimiz bir an önce onu faaliyete sokup Tatmanlı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun diyoruz efendim. Değerli izleyenler, Sayın Vekilimin inanın zamanı yok. 5 dakikalığına konuk etmiştik. 10 dakika oldu. Zamanları dar, sürekli çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar desek yeridir efendim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz efendim. Bir sonraki programımıza geniş bir zaman ayırmanızı İnşallah. İstiyoruz. İnşallah. Çünkü halkımızın sizden beklentileri çok. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerime hayırlı geceler diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Teşekkür ediyoruz sizlere efendim. Değerli izleyenler, bizlerden ayrılmayın. Birbirinden değerli konuklar edinmeye devam ediyoruz.